Merhaba, gelen istekler üzerine bugün şekerli ve şekersiz kola arasındaki farklardan, bunların zararlı olup olmadığından bahsedeceğim. Öncelikle her iki kola çeşidinde de ortak bulunan maddelerden başlayalım. Karamel, şekerin asidik ortamda kaynatılmasıyla elde edilir. Normalde kola renksizken kolaya bildiğimiz rengini yani kahverengini sağlar. Ayrıca tat da verir. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu EFSA'ya göre günlük alım miktarı 29 mg'ı geçmemesi gerekmekte. Zaten kola tükettiğimizde 29 mg'ı geçmiyoruz. Ancak uzun ve düzenli olarak tüketirseniz hipertansiyona ve B6 vitamini eksikliğine neden olabilmekte. Hem şekerli kolada hem de şekersiz kolada bulunan ikinci ortak maddemiz ise kafein. Kafein 100 ml'de 10 ila 20 mg arasında bulunmakta. Bu da yarım bardak kahvede bulunan kafein miktarına denk gelmekte. Son yıllarda kafeini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Çünkü günlük aldığımız maksimum kafein miktarını aşmaya başladık. Günlük alabileceğiniz maksimum kafein miktarını kilonuz başına 4.6 mg ile çarparak bulabilirsiniz. Örneğin 60 kilosunuz, 60 çarpı 4.6 mg'dan 276 mg günlük alabileceğiniz maksimum kafein miktarıdır. Bu da 1,5 litre kolaya veya 7 bardak kahveye denk gelmekte. Kafeinin sağlık üzerine etkilerine bakacak olursak en önemli özelliği enerji vermesi. Aynı kafein miktarıyla bir süre sonra aynı enerjiye sahip olamayacaksınız. Aynı enerji için daha fazla kafein tüketmeniz gerekecek. Buna da kafein direnci deniyor. Ayrıca fazla tüketildiğinde ve düzenli bir şekilde kullanıldığında hipertansiyona, kalsiyum eksikliğine, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilmekte. Çay, çikolata, kahve ve kola tükettiğinizde bunu aşmanız zaten zor olmayacaktır. Fosforik asit zayıf bir asit olup kullanıldığı şekerli gıdaların pH'ini dengeler ve tadını keskinleştirir. Ancak uzun süre kullanıldığında diş çürümesine neden olabilmektedir. Duyduğunuz ses karbondioksit. Karbondioksit şekerli suyun içerisinde bulunduğunda pH'i düşürür ve mikroorganizmalardan korunmasını sağlar. Ayrıca o istediğimiz ferahlatıcı tadı da yine karbondioksit verir. Şişeyi açtığınızda uzaklaşır ve bir süre sonra içtiğiniz kola şekerli suya dönüşmüştür. Ve hemen tüketirseniz geğirme ve şişkinlik hissi de kaçınılmazdır. Gelelim şekerli kolayı şekersiz koladan ayıran noktalara. Klasik kolada glikoz ve glikoz fruktoz şurubu bulunurken şekersiz kolalarda veya zero kolalarda tatlandırıcı olan aspartam ve asesulfam potasyum bulunmakta. Ayrıca koruyucu olarak da sodyum benzoat eklenmekte. Klasik kolada 250 ml için 28 gram şeker yani 7 adet küp şekere denk şeker bulunmakta. İçerisinde 200 gram varmış gibi hissini veren şey ise glikoz fruktoz şurubu. Glikoz fruktoz şurubu zaten kolada kar edilmesini sağlayan maddedir. Glikoz fruktoz şurubundaki fruktoz vücutta normal bir şekilde emilimini sağlayamıyor. Karaciğere gönderiliyor. Karaciğerde önce glikojene ardından yağa dönüşüyor. Böbreklere gittiği zamansa ürik asite dönüşerek böbreklere hasar vermekte. Bunların yanında kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve hipertansiyon neden olduğu da ispatlanmıştır. Ancak şurup konusu yarım saati geçireceğinden dolayı başka videoya saklamayı tercih ediyorum. Şekersiz kolada bulunan tatlandırıcılar ise laboratuvar ortamında üretilmekte. Aspartam şekerden 180 kat, asesulfam potasyum ise 200 kat daha tatlıdır. Ancak kalori değerleri sıfırdır. Durum böyle olunca diyetlerde kalorisiz kola, zero kola, light kola kullanılmaya başlandı. Fakat yapılan araştırmalara göre asesulfam potasyumun fareler üzerinde kilo aldırdığı saptanmış durumda. Ayrıca kanser ve kalp hastalıklarına yol açıp açmadığı hala bilinmemekte. Aspartam ise Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya göre kilo başına 50 mg ile sınırlandırılmıştır. Çünkü aspartamın da beyin tümörü ve kanserin neden olup olmadığı hala bilinmemekte. Son maddemiz sodyum benzoat ise antimikrobiyal madde olarak kullanılır. Ancak insan vücudundaki hücrelere zarar verir, DNA'lara hasar vererek bir sonraki nesillerde hastalıkların görülme olasılığını arttırır. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların görülme olasılığını da yükseltmekte. Kısacası şekerli olsun, şekersiz olsun kolanın hiçbir çeşidini tüketmemeniz gerekmekte. İlla tüketecekseniz de tatlandırıcı içermeyen, koruyucu içermeyen, kafeini az kolalar tüketmeye çalışın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza mukayyet olun, hayatın tadına sağlıkla varın.